Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbi Zülcelal'in rahmeti, bereketi sizin ve bizim üzerimize olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ ve huve semî'ul basîr. Euzü bi kelimatillahi t-tammati min şerri ma halak, min şerri şeyatin ve en yahdurun. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine hamdolsun. Sıhhat afiyet içerisinde nefes alarak şu dakikaya geldik. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününün yarısını da geçtik. 26. gün Allahu Alem bugün itibariyle. Bu gece 27. gece. Yarın 27. gün. Çok şükür. Kendisini bilerek yaşadık. Kendisine itaat noktasında bilinç ve şuurla hayatımızı sürdürdük. Namazlarımızı kıldık, oruçlarımızı tuttuk. Yapmamız gereken vazifelerimiz nelerse, gerek infaktan, gerek emri bil maruf nehyanil münkerden, gerek Rabbimizi hatırlatan hakikatleri öğrenmekten, ilim peşinde koşmaktan, gücümüz neye yettiyse bunları yapmaya çalıştık. Allah Celle Celaluhu bizi dünyada ve ahirette utandırmasın. يَوْمَ تَبْيَطُّ وُجُوهٌ وَتَسْفَتُّ وُجُوهٌ ayet-i kerimede mahşer yerinde nice yüzler vardır ki ağarmıştır. Nice yüzler de vardır ki kararmıştır. Temenni ediyoruz Rabbimiz mahşerde yüzü ağaranlardan eylesin bizi. Yüzümüzü ak edecek ameller icra edelim, gerçekleştirelim. Allah Celle Celaluhu da bizim yüzümüzü ak etsin, nurlu etsin mahşer yerinde. Nebi Aleyhisselam'a selam olsun, salat olsun, kıyamete kadar ismi unutulmasın. Allah Celle Celaluhu onunla birlikte bizi haşreylesin. Onun ümmeti olma şerefini duyarak yaşatsın. Onun ümmeti olarak da yeniden dirilsin. Değerli kardeşler, dünya hayatının bir tek maksadı vardır. Hatta böyle geçmişte okuduğumuz, öğrendiğimiz bir bilgi vardı. Hadis alimlerinden bir zat, ismi hatırımda değil, bütün hadisleri taramış. 400 hadiste toplamış, hadislerin anlamlarının tamamı 400 hadiste toplamış. Yani diyelim 400 bin rivayet varsa ben tam bilmiyorum. 400 hadise indirmiş, bunlar demiş bütün hadislere bedel. O 400 hadisi de kritik etmiş, analiz etmiş, orasına burasına, önüne arkasına. Netice bunları da temsil eden 40 hadis seçmiş. 40 hadisi de yine aynı şekilde analiz etmiş. Onları da dikkatlice gözden geçirmiş. Tamamını, bütün hadisleri temsil eden 4 hadis seçmiş. O 4 hadisi de analiz ettikten sonra bütün hadisleri temsil eden bir hadis seçmiş. Hatırında kalan, dünyaya dünyanın ömrü kadar meylet ve çalış, ahirete de ahiretin ömrü kadar. Ahiret için biliyorsunuz kitabımızda halidine fiha ebeda tabiri kullanılıyor. Allah Celle Celaluhu'nun arzu ettiği oranda ebedi bir hayattır. Dolayısıyla sonsuz bir hayata uyanacağız. Allah'ın sonsuzluğu bizim sonsuzluğumuz gibi değil tabi. Biz onun bizi sonsuz yaşatması sebebiyle sonsuz olabiliriz. Yani o yaşatır, biz var oluruz. O yüzden Allah Celle Celaluhu'nun ebediliği ile sonsuzluğu ile bunu karıştırmamak lazım. Hatırıma gelmişken bunu söyleyivereyim İstedim. Bazı kardeşlerimiz geçmişte ahiret ebedi değildir dediler. Delillendirmeye çalıştılar kendilerine göre. Ancak işin benim kanaatim o ki, benim zihnimi aldığı o ki, sonsuzluk insanın sonsuzluğu Allah'a muhtaçtır. Allah'ın sonsuzluğu hiçbir varlığa muhtaç değildir. İşte biz o hayata gidiyoruz. Dünya hayatı, dünya mezraatul ahira, çok duydunuz, dünya ahiretin tarlasıdır. Ondan sonra vel ahiretu hayrun ve abka, dünya hem daha hayırlı hem de kalıcıdır.
Dolayısıyla dünya hayatı gelip geçicidir, aciledir. Çabucak gelip geçen, göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçendir. Geçenlerde bir kardeşimiz özellikle bir hesaplama yapmış. Uzayla ilgili bir hesaplama, zaman dilimi açısından insanın ömrü toplam 3 dakika kadar uzaydaki varlıkların zaman dilimi çerçevesinde. 3 dakika nedir ki? 3 günlük ömür. İşte Ramazan-ı Şerif de böyle başladı ve sonuna geldik. Kullu şeyin fen, her şey fanidir. Her başlayan biter, her doğan ölür. Bu genel kuraldır. Dolayısıyla bunun farkında olarak yaşamayı arzu ediyoruz. Allah Celle Celaluhu utandırmasın. Sizlerle bu Ramazan ayı boyunca ve öncesinde koronavirüs denilen bu bela, bu afet yeryüzünü sarmadan önce derslere oturmuş idik. Bizim Kur'an'ı anlama dersleri başlığıyla takip ettiğimiz bir salon programı var idi ve onu bu gecelere şekilde size ulaşmaya, yani bir çekimle, video çekimle ulaşmaya tahsis etmiş idik. Salı günleri ve cuma günleri bu derslerimizi sizlerle paylaşıyorduk. Düşüncelerimizi, duygularımızı. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorduk. Yani Kur'an'la başkalarının hayatına hükmetmek, haşa ben kadı değilim, yani bunu yapamam. Kur'an'ı anlamaya çalışıyorduk. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bize bu kitabı indirdi anlamamız için. Bu kitaptan istifade etmemiz için inşallah istifade ederiz. Şimdi bu akşam da aslında Hadid suresinden en son yanılmıyorsam 6. ayet, 7. ayeti işlemiş idik. Lehu mulku semavat ayetini devam edecektik. Ancak bugün Kadr gecesine tevafuk etti. Tesadüf değil. Biliyorsunuz tesadüf Müslümanın lügatinde yok. Değerli kardeşlerim, konuşurken tesadüfen seni gördüm demeyin. Çünkü bu tesadüfte Allah'ın iradesi yoktur. Fransızların şans kelimesi gibidir tesadüf. Rastlantı demek. Allah'ın iradesinin tecelli etmediği anlamına gelir ki tabiatta, yaratılışta, hayatımızda asla tesadüfe yer yoktur. Tevafuk diyoruz. Yani Allah'ın iradesine uygun olan, onun iradesiyle tecelli eden, onun iradesiyle buluşan, kavuşan anlamına bugünkü konuşmamız Kadir gecesine denk geldi. Dikkat ederseniz söylerken biraz zorlanarak söylüyorum. Kadir gecesi diye. Genellikle halk arasında şöhret bulan Kadir gecesi. Böyle kullanılsa olur mu? Olur tabii. Bir iman konusu değil bu. Kadir gecesi. Ama Kadir normal şartlarda güç yetirmek anlamına geliyor. Ama bu Kadr gecesi. İnne bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Kadr kelimesinin de sözlüklerde anlamları şan, şeref, yücelik veya kader, takdir etme veya kısmet, paylaştırma. Bu anlamlar verilmiş. Alimlerimiz bu anlamları tahsis etmişler Kadr gecesine. Dolayısıyla böyle bir geceye geldik. Şanı çok yüce. Öyle yüce bir şanı var ki Allah Celle Celaluhu adına özel sure tahsis etmiş. Zannediyorum Medine'ye hicretten az önce inmiş olmalı ki bazı alimlerimiz medeni de diyorlar. Ama Miraç hadisesinden sonra inmiş olmalı. Allahu Alem Mekke döneminin sonlarına doğru. Ve bu sure-i celili Allah Celle Celaluhu'nun şanı, şerefi çok yüce olan bir geceden söz ediyor ki inne enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu, Kur'an'ı Kadr gecesinde indirdik. Şanı, şerefi çok yüksek bir gecede. Ve o geceyi takdim ederken de bize Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri hayrun min elfi şehr diyor. 1000 aydan daha hayırlı. Bu gece ile ilgili tabii alimlerimiz, söz ehli, bugün itibariyle de pek çok kardeşimiz, profesörler, bu alanda uzmanlar, gönül erbabı olanlar, Allah'ı sevenler, Allah yoluna aşık olanlar, efendim irfan sahibi olanlar, sadece ilim değil, arifler,
Bir takım insanlar çok güzel şeyler anlatıyorlar. Belki ben onların anlattıklarını da anlatamayabilirim. Ama belki benim söylediklerim tekrar da olacak. Şu geceyi bir daha hatırlatmak noktasında bu şerefli gece, bin aydan daha hayırlı gece adına özel bir sure indirilmiş ve Rabbimiz bizzat geceyi özellikli olarak ayırt etmiş. Bir geceden söz etmiş Allah Celle Celaluhu. Bir geceden, Leyletul Kadr, Kadr gecesinden, kader gecesinden, takdir gecesinden, kısmet gecesinden, paylaştırma gecesinden söz etmiş. Bu özellikle hemen başında bize şunu söylüyor. Allah'ın Celle Celaluhu özel nitelikli, ayrıcalıklı kıldığı zamanlar vardır. Zamanlar. Yani zamanlardan bir zaman dilimi var ki bu zaman dilimi kıymeti Allah katında çok önemli. İnsan için bu zaman dilimi çok kazançlı. Demek ki 365 günden bir gece yaşamıyoruz bu gece. Bunu niye söyledim? Bundan önce Berat gecesi geçti, Regaib gecesi geçti. Daha öncesinde efendim Mevlid gecesi dediğimiz bir gece var. Tabii bunlardan mesela Mevlid gecesi Allah Resulü'nün sağlığında gündemde olan bir gece değildi. Sonradan müminler Resulullah Aleyhisselam'a muhabbetleri sebebiyle onu konuşmak için, hani bugün doğum günü yapıyorlar ya insanlar, bu çerçevede ibadet olsun, ibadet gecesi olsun diye değil, ibadet gecesi olarak Allah'ın tahsis ettiği bir gece olsun diye değil, onu konuşmak için böyle bir şey yaptılar. Tabii zamanla bazı kardeşler korkuyorlar, işte ibadet gecesi olur, yani Allah'ın seçtiği bir geceymiş gibi anlaşılır diye itiraz ediyorlar. Yok öyle şey, var öyle şey. Bunları konuşmanın da bir anlamı yok. Ama bir şey var ki, Regaib'de, Berat'ta özellikle insanlar kararsızlar. Bu geceler var mı yok mu? Çünkü bu gecelerle ilgili söz, işareten Kur'an'dan çıkaranlar var. Duhan suresinin ilk ayetlerini buna atfedenler Berat gecesine veyahut da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakiller var. Bizi ibadete teşvik eden, Allah Celle Celaluhu'nun yoluna bizi boyun eğdirecek olan, teşvik edici veya Allah'ın yoluna ihanet etmekten bizi alıkoyacak olan, tergib diyoruz buna. Allah'ın razı olmayacağı işleri yapmaktan alıkoyacak olan, korkutacak olan tarzdaki sözler kıymetlidir bizim için. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan meal olarak pek çok hadis zaten mutlak kelime kelime dökülmemiştir. Dökülenler de var onun mübarek ağzından. Mesela kim benim aleyhime men kezebe aleyye mutaammiden felyetebevve makadahu minen nar. Hadislerle bütün kavgasına rağmen insanların, hadisle ilgilenenleri bilirler ki ve bunu itiraf da ederler. Bu hadis, şimdi okuduğum hadisin her bir kelimesi Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek femi mübarekinden, ağzından döküldü. Hatta bu konuda Şah Veliyullah Dihlevi biraz daha farklı bir bakış açısıyla, ben bir cümleyi duyduğum zaman Allah Resulü'nün femi mübarekinden döküldü mü dökülmedi mi harflerin nurundan hissederim diyor. Böyle kalp sahipleri de var. Bu delil olur mu fıkıhta? Değildir ama bu da bir bakıştır. Dolayısıyla Kadr gecesi Berat gibi, Regaib gibi böyle insanların kuşku duyduğu varlığından bir gece değil. Bu gece mutlak bir gece. Yani var. Ayrıca mesela vel fecr, fecre yemin olsun, ve leyalin aşr, 10 geceye de yemin olsun. Böyle 10 gece de var. Bir gece değil. Bu bir gece ayrıca adına bir sure tahsis edilmiş. Bir de 10 gece var. Muharrem'in 10 gecesidir diyen var. Ramazan'ın son 10 gecesidir diyen var. Tabii yorumlar farklı farklı bu konuda ama kıymetli yorumlar bir kenara, kıymetli olduğu kesin hak katında. Zamanlar var. Mesela cuma günü Allah Resulü'nün bize haber verdiği icabet saati var. Duanın kabul saati. Perşembe günü akşam namazından başlar, ertesi gün akşam namazına kadar, cuma günü cuma namazına kadar öyle ifade edilir. İcabet saati, dualar geri çevrilmez. Öyle bir zaman aralığı vardır ki, öyle bir zaman dilimi vardır ki, o dilimle denk geldiğiniz zaman duanız
O dilime denk geldiği zaman kesinlikle duanıza icabet edilir. O yüzden kardeşlerimiz cuma geceleri uzun uzun ibadet ediyorlar, dualar ediyorlar, Allah'a niyazda, ilticada bulunuyorlar. Belki o dakikaya denk gelir de Allah bizim duamızı kabul eder. Bu şu mantıkla yapılmıyor. Bu çok önemli, değerli kardeşlerim. Benim duam kabul olsun da ben sonra biraz rahat yaşayayım, zevkime düşeyim, nefsime bakayım. Yani Kadir gecesi, bu kadri şerefi yüksek gece, diyelim ki Ram'ı %90 ihtimalle diyor, oran verenler var böyle. Gerçekten alimlerimizin pek çoğu 27. gecede bu konuda şey yapmışlar, birleşmişler. Ben bu gecenin ne zaman olması gerektiği konusunda bir iki cümle söyleyeceğim de şimdi şu söyleyeceğimi ifade edeyim. Şimdi biz diyelim ki bu gece Kadir gecesini yaşadık, yakaladık. Diyelim ki bu gece Kadir gecesidir, yakaladık. İnşallah öyledir ve gereğini de yaptık. Allah'a yalvardık, yakardık, bizi affetmesini istedik, Allah'a yöneldik. Gerçekten de bu tezgahtan dokuması güzel bir kumaş çıktı diyelim ki. İyi ama siz güzel kumaşı ertesi gün kumar efendim masasının altına sererseniz, içki masasının altına sererseniz, başınıza efendim zina çadırı olsun diye bu kumaşı gererseniz, işte bundan siz bir fayda sağlayamazsınız. Yani yarın şirk koşarsanız, yarın isyan ederseniz, yarın faiz yerseniz, yarın yalan söylerseniz, yarın Allah Celle Celaluhu sanki bu gece var da yarın yokmuş gibi yaşarsanız, ben de böyle yaşarsam, alışkanlık böyle söylüyorum, o zaman bu geceden biz bir şey anlamayız. Bir şey de istifade edemeyiz. O yüzden bu anlamda unutmadan önce şunu söyleyeyim. Ramazan ayı çeliklenme ayıdır. Genellikle günahların affettirilmesi olarak tanımlanır ki doğrudur. Çünkü Resulullah Aleyhisselam inneke afufun tuhibbul affe fa'fu anni duasını öğretmiştir. Ama ben şöyle idrak etmeye çalışıyorum. Üstadlarımdan duymuşluğum da vardır. Bu ayda öylesine bir çelik yelek giyeriz ki, kendimize öylesine bir çelik yelek öreriz ki, öylesine bir zırh yaparız ki, zırhımızı kuşandığımızda savaş meydanına gideceğiz. Biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefisle savaşmayı, nefsin arzu ve isteklerine boyun eğmeden yaşama kabiliyetini kazanmak için ortaya konulan mücadeleyi, savaşı büyük cihad olarak tanımlamıştı. Hayatın kendisi cihad. O savaşa çıktığımız zaman zırhımız delinmesin, şeytanın okları bizim böğrümüzü delmesin, şeytanlaşmış insanların bize ulaştırmaya çalıştığı fikirler bizim kalbimize girmesin. Hele Kadir gecesi bu zırhın perçinleneceği gece ve özellikle de ellerimizi açıp bu gece, ya Rabbi bu gece seni hatırladım, sen bana yardım ettin, senin yoluna ahdettim ki gideceğim. Ancak ya Rabbi benim çok düşmanlarım var. Bir dostum sensin. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah inananların dostudur. Bir de Nebi Aleyhisselam dostum. Bir de müminler dostum. Ancak müminler arasında bunca fitne ve fesat var. Ben sana geldim ki kapı sensin. Kapı sendedir. Senden başka sığınacak yer yok. Ya Rabbi bana önümüzdeki senenin Ramazan'ının Kadir gecesine kadar isyan ettirme. Beni isyan ettirme, bana hücum edecek efendim kafirlerin, münafıkların, facirlerin, fasıkların, şeytan, insan şeytanlarının, cin şeytanlarının, yeryüzü zorbalarının, zalimlerinin bana yönelteceği hücumlarda beni güçlü kıl. Onların bana atacakları oklar, kurşunlar bedenime işlemesin, kalbimi delmesin, fikrim şaşmasın, kalbim şaşmasın. Bu gece Allah'tan bunu istemeliyiz. Zırhımızı kuşanmalıyız Hazreti Ali gibi. Zırhımızı kuşanmalıyız Hazreti Hamza gibi. Zırhımızı kuşanmalıyız Uhud'a giden Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam gibi. Nasıl bir peygamber zırhını giydi mi bir daha çıkarmaz demiştir. Çıkmayacak bir zırh kuşanmalıyız. Bu şerefi yüksek, bu şanı yüksek gecede. Surenin tefsirini arkadaşlar yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar. Ben şimdi işin o boyutuna girmeden sizi biraz daha hissi manada geceye hazırlamak için bu konuşmayı yapıyorum. Kadir gecesi,
takdir gecesidir aynı zamanda. Bizim bu gece dualarımızdan birisini söyledim. Takdir gecesi. Ne demek? İşte Duhan suresinde de var. Fîhe yufraku kullu emrin hakim. Her bir hikmetli iş bu gecede tek 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 ayrıştırılır. Alem-i manada meleklere ölecekler, kalacaklar, yeryüzünde olacaklar, bitecekler, rızıklar, bütün nasipler, paylar, kısmet gecesidir. Taksim gecesidir aynı zamanda. Kadir gecesi. Dolayısıyla ki inna enzelnahu fi leyletil kadr diye okuduğumuz surede de hayrun min elfi şer tenezzelül melaike ve ruhu fiyâ biizni rabbim min kulli emrin. Her bir işten dolayı, her bir işten dolayı sabaha kadar Rabbimizin melekleri arza inerler de inerler. Dolayısıyla o zaman dualarımızın ikincisi, ya Rabbi, kader gecesi, takdir gecesi, ömrümü sen biçiyorsun, rızkımı sen veriyorsun, evladımın ihlasını sen tayin edeceksin, yardımcı olacaksın. Elbette iradeler de var, insan iradesi. Ondan sonra düşmanlarımın arasında yaşayacağım, dünya düşmanlığının içinde yaşayacağım, her tarafımız sarmış şeytani anlayışın içinde yaşayacağım. Ya Rabbi, bana imanı takdir et, İslam'ı takdir et, bana senin yolunda olmayı takdir et, bana helal rızık takdir et, bana hayırlı evlat takdir et. Bunları da isteriz Rabbimizden. Duaya icabet olunuyorsa bu gece, ki zaten hadis-i şerif öyledir, buna inanıyoruz biz. Her kim inanarak, inanmayana zaten sözümüz yok. Şu benim söylediklerim inanmayana bir tesir etmez. Şöyle dün akşam bir gezdirdim, göz gezdirdim. YouTube üzerindeki 3 dakikalık, 5 dakikalık videolar vesaire. Mesela 2,5 dakikalık bir güldürü programından bir bölüm dinlemiş Türkiye'de 5 milyon insan. 5 milyon insan. En kabadayı takipçisi olan, mesela diyelim reklamını yapayım hadi cübbeli kardeşimizi, bakıyorsunuz dinleyen sayısı en fazla 700 bin kişi. Hadi 1 milyon olsun. 2,5 dakikalık nefisle ilgili bir güldürü programı. Bir güldürü programı. Veya efendim bir, hani bir talk showcular var ya, adamın 10 dakikalık, 5 dakikalık veya videolar geliyor bize, bir kahkaha videosu veya bir saz, bir şarkı. Geçen baktım bir kardeşim, benim akrabamdan, beni dinleyecek, dinlerse ona söylüyorum. Baktım yüklemiş şarkılar, türküler, bir kadın sesi. Bunun için belki milyonların izlediği bir yerden bunu aldı. Yani batıla ait videolar 500 bin, 600 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon seyrediliyor. Hak ve hakikati anlatanların videolarının takipçilerine bakıyoruz. Allah razı olsun, yüzümüzü ağartanlar var. İşte Mehmet Emin Yıldırım gibi, Allah ömrünü bereketlendirsin. İşte fakültelerdeki bazı kardeşlerimizin yayınladıkları videolar, İhsan Hoca gibi, efendim bu kardeşlerin ismini sayamadıklarım beni mazur görsünler. Yüzümüzü ağartanlar var. Hiç değilse onlar 1000'den, 2000'den, 5000'den, 10.000'den, 50.000'den, 60.000'den dem vuruyorlar. Ama düşünebiliyor musunuz? Bir film, hiçbir işe yaramayacak bir güldürü filminin bir küçücük parçası, 5 dakikalık parçası akşam dikkatimi çekti değerli kardeşlerim. 12 milyon kere tıklanmış, seyredilmiş. Düşünebiliyor musunuz? E şimdi böyle yüce bir gece, Kadir gecesi, Allah Celle Celaluhu'ya doğrudan dilek çeviriyorsunuz, istida gecesi. Doğrudan aradaki bütün vasıtaları iptal ediyorsunuz. Bu gecede Allah'tan bunu da isteyelim. Ya Rabbi, bizi şaşırtma. Bu gecede bu duamız kabul olursa zırhımız güçlü olur. Kuş silahımızı, yani kalkanımızı kuşanmış oluruz. Mesela Allah Resulü buyuruyor. Es-siyamu cünne. Oruç kalkandır diyor. Namaz bir kalkandır. Kur'an bir kalkandır. Mescitlerimiz kalkandır. Bugünlerde her ne kadar cemaatle namaz kılınamıyorsa da gücü yeten kardeşlerimizin mescitleri boş bırakmamaları lazım. Gidip orada namaz kılmalarında yarar vardır. Mescitler bizim zikir hanelerimizdir. Dolayısıyla bu gecede bu anlamda üzerimize düşeni yapmamız lazım. Sıralamıştır mutlaka kardeşlerimiz. Size anlatmışlardır. Kaza namazı kıl, Kur'an oku, efendime söyleyeyim. Ama ben burada en çok şunu söylemek istiyorum kardeşlerime. Lütfen helallaşın.
Ben şimdi burada Balıkesir'de yaşıyorum. Kardeşlerim var benim. Kalp kırmış, karşılıklı olarak kalp kırmış. Helallaşamamışız. Dilimiz varmıyor hakkını helal et demeye. Halbuki mahşerde Allah beni onunla yan yana getirecek. Ben ona bir şey söylediysem benden helallik, benim ondan helallik istemem lazım. O söylediyse yani bir netice. Helallaşmayan, kalbi düşman insanların duası Allah'a nasıl ulaşacak? Bu bir soru. Allah Celle Celaluhu duaya icabet edecek ama helallaşmayan insanlar topluluğu dua Allah'a nasıl ulaşacak? Dolayısıyla bu geceyi bu anlamda da ayrıca değerlendirmek lazım. Dakikalar sayılı. Öyle zannediyorum 25 dakikayı aştım. Size sözüm 25 dakika üzerine idi. O yüzden sözü uzatabilirim. Dikkat ederseniz Kadir suresinin tefsirine de girmedim. Bu gece sabaha kadar melekler inecekler. Allah Celle Celaluhu işleri taksim edecek. Bu gecenin özel bir meleği var. Kadir gecesi dünya semasına inen. Ve hadisler var bu konuda işte bin yüzü var, bin ağzı var, bin dili var. Efendim her biri tehlil ve tesbihat içinde bulunacak. Arş adeta sallanacak. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bizatihi nida edecek. Benden af dileyen yok mu affedeyim. Gecenin önemi konusunda bir cümlede şunu söyleyeyim. Allah Resulü bu geceyi yakalamak için 20 gece uykusuz kalmış Ramazan'da. 10 gece bütün yıllarında oruç mevsiminde her Ramazan 10 gece itikafa girmiş. Neden? Çünkü Ramazan ayının son tek günlerinde arayın diyor. Sözü uzatmayayım. Yani 3, 5, 7, 9 yani 9. yani 21. gece, 23. gece, 25. gece, 27. gece, 29. gece. Bu gece olmayabilir. Arefe gün gece de olabilir. Ha, uyanık olalım. Bugünler uykularımızı biraz azaltalım. Resulullah Aleyhisselam gibi bir er bile bu geceyi aradıysa bizim bu geceyi aramamamız, gereğini yapmamamız akıllı bir iş olmaz. İtikafa giremedik 10 gün olabilir. Dakikalık itikaf bile olabilir. Şöyle yapıyoruz. Niyet ettim Allah rızası için dünyayla ilişkimi kesmeye diyoruz. 10 dakikada olsa bütün dünyayla ilgili düşünceleri zihnimizden atıyoruz. Ya Rabbi sen varsın. Son nefesim var, öleceğim, beni kabre koyacaklar, nasıl karşılayacaksın bilmiyorum, günahlarım var. Buna itikaf deniyor, itikaf. Dünya ile teması kesmeye, yeme, içme ihtiyaç olduğu kadar yeniyor itikafta ama yani dünya ile teması kesmeye itikaf deniyor. Dolayısıyla bu gece, akşam mesela bugün akşam namazından sonra, akşam namazından sonra kardeşlerimize tavsiyemdir. Bir köşeye 10 dakikada olsa çekilin, 1 saat çekilebilirsiniz. Bir gece olabilir, hanım bir tarafta, erkek bir tarafta. Şöyle mutekif diyoruz, susma orucunu tutarlar. Gece sabaha kadar lüzumsuz konuşmazlar, gözlerini başka şeylerden çeker ayırırlar. Efendim dedikodu kıylukal bitirirler, kendi halimizi gözden geçiririz. Gözden kendimizi geçiririz. İşte bu gece de bu işe yarıyor. Efendimiz bu geceyi has namaz kılın dememiş, Kur'an okuyun dememiş. Çünkü hem namaz kılmış hem Kur'an okumuş. Efendim tefekkür edin dememiş ama tefekkür etmiş. Sözlü söylemesine gerek yok. Fakat bir şeyi sözlü söylemiş. Hazreti Ayşe validemiz sormuş Efendimiz'e. Ya Resulallah ne söyleyeyim? Ey Ayşe Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anni. Ya Rabbi sen affedicisin. Kerimun cömertsin. Afuvun kerimun. Böyle de söylenir. Kerem sahibisin. Ya Rabbi beni affet. Evet. Bir de son olarak şu noktayı bitireyim inşallah. Değerli kardeşlerim benden hatmimiz var duasını yapar mısın diyenler var. Çoğu kardeşime dedim ki duasını siz kendiniz yapın. Yani herkes Elhamdülillahi Rabbil Alemin bu cümleyi söyleyebilir. Ya Rabbi Türkçe, Ya Rabbi sana hamd ediyorum diyebilir. Peygamberimize salat ve selam olsun diyebilir. Sonra diyebilir ki Ya Rabbi senin rızan için bu kitabı okudum. Ya Rabbi kabul et, benden reddetme. Aynı zamanda dua yapıyorum. Ya Rabbi okuduğum bu Kur'an-ı Kerim'in ücreti Peygamberimiz buyurdu. Her harfine